Evet herkese selamlar. Tekrar hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Ben Emre Saraç ve bugün sizlerle bir iOS 16 videosuyla karşınızda olacağım. Zaten sıkı bir iOS takipçisiyseniz şu anda hali hazırda kilit ekranınızdaki geliştirmelerden tutun da fotoğraflardaki arka plan silme özelliklerinden mutlaka haberiniz vardır. Bu yüzden ben de gözüme çarpan ama üzerinde durulmayan ve belki de birçoğunuzun bilmediği iOS 16 ile telefonlarımıza gelen bazı özelliklerden bahsedeceğim. Güncellemeyi yapar yapmaz ilk gözüme çarpan detay ana ekranda sayfalar arası geçiş yapabildiğimiz ya da hangi sayfada olduğumuzu anlayabildiğimiz noktaların yerinde artık Spotlight aramasının kısa yolunun yer alması vardı. Açıkçası zaten ekranın herhangi bir yerinde parmağınızı yukarıdan aşağı kaydırdığınızda bu kısa yola erişebiliyorken neden burada değişikliğe gidildiğini de anlamış değilim. Siz de benim gibi düşünüyorsanız ve bu kısa yolu ana ekranınızdan kaldırmak istiyorsanız yapmanız gereken ayarlara gidip ardından ana ekranı seçmek ve arayın kısmında yer alan ana ekranda göster seçeneğini kapatmak. Bu işlemden sonra ise artık sayfalarınız ana ekranınızda eskiden olduğu gibi görünecek. Kanalım üzerinde bu konuyla alakalı videolar çektiğim ve bundan önce neden böyle olduğuna dair bir fikir yürütemediğim ve iOS 16 ile birlikte de Apple'ın bu sorunu ortadan kaldırdığı bir özelliğe geldi sıra. Artık galerimizde yer alan silinen ve gizli fotoğraflar sekmesi kilitli. Eğer ki telefonunuz iOS 16'yı destekliyorsa bu seçeneklere ulaşmak için bundan sonra mutlaka şifre ya da Face ID kullanmanız gerekecek. Eğer ki telefonunuz bu sürümü desteklemiyorsa sizler için daha önce hazırlamış olduğum fotoğraf gizleme videoma bu kısımdan göz atabilirsiniz. Sanırım en çok işimize yarayacak bir özelliğe geldi sıra. iOS 16 ile birlikte 3. parti çeviri uygulamaları tarih oldu desek yanılmış olmayız. Artık tek yapmanız gereken çevirmek istediğiniz metni seçmek ve ardından gelen ekranda çeviriye tıklamak ve dilerseniz buradan hem dil değiştirebilir dilerseniz de bu çeviriyi tamamen kopyalayabilirsiniz. Teşekkürler Apple. Uzun yıllardır Apple kullananların neden kalktığını anlamadığı titreşimli klavye bildirimlerimiz de iOS 16 ile birlikte geri gelmiş bulunuyor. Yaşasın diyenleri de şu anda buradan duyar gibiyim. Bu özelliği açmak için eskiden olduğu gibi ayarlardan ses ve dokunuşa girerek Buradan klavye geri bildirimlerine giriyoruz ve dokunuşu aktif ediyoruz. Artık bundan sonra klavyemize her dokunuşumuzda bu titreşimlerimizde parmağımızın ucunda hissedeceğiz. Ve nihayet çentikli modellerde de artık batarya yüzdemizi görebileceğiz ki bence en büyük problemlerden biri de buydu. iOS 16 ile bu sorun da çözüldü. Pil yüzdemizi gösterebilmek için ayarlardan pile geliyoruz ve pil yüzdesini göster diyerek bu özelliği de aktif edebiliyoruz. iOS 16 ile hayatımıza giren yeni bir özellik de Wi-Fi şifrelerini artık görebiliyoruz. Daha önce bağlanmış olduklarımız da bunlara dahil arkadaşlar. Tabii ki Apple ekosisteminde Wi-Fi ağının şifresini cihazlar arasında paylaşmak oldukça kolaydı ama bunu başka bir ekosisteme göndermek ise can sıkıcı olabiliyordu. Bu özellik sayesinde direkt olarak şifreye ulaşıp aynı zamanda kopyalama da yapabiliyoruz. Yapmamız gereken tek şey ayarlardan Wi-Fi'ye giriyoruz ve şifreye tıklıyoruz. Ardından Face ID ile ya da şifrenizi girerek şifreyi tamamen görebiliyorsunuz. Artık müzik dinlerken albüm kapağını direkt olarak ana ekranımızda wallpaper olarak kullanabiliyoruz. Bu özelliği aktif edebilmek içinse müzik dinlerken kilit ekranınızda yer alan albüm kapağınıza bir kere tıklamanız yeterli oluyor. Tıklama işleminden sonra albüm kapağımız tamamen büyüyor ve hangi müziği dinliyorsak o albümün kapağı devamlı olarak ekranımıza geliyor. Kapatmak isterseniz de tekrar tıklamanız yeterli oluyor arkadaşlar. Tabii ki bu kısımda özellikle müzik kısa yolunun ekranın altında konumlandırılmış olması da erişim kolaylığı açısından bir hayli güzel olmuş. Fotoğraflar widget'ında ve galerimizde biliyorsunuz iOS bizlere sıklıkla birilerini öneriyor. Örneğin şununla fotoğraf çekildiğiniz gibi ya da gün içerisinde widget kullanıyorsanız fi tarihinden kalmış başkalarıyla çekilmiş olduğunuz fotoğrafları da böyle cımbızla seçip tek tek önünüze koyuyor. Tabi bu kısımda görmek istemediğiniz kişiler olabilir. Bu fotoğrafları silmeden bu kişilerden kurtulmak da iOS 16 ile birlikte mümkün. Bunun için yapmanız gereken ise görmek istemediğiniz kişinin herhangi bir fotoğrafını açıp sağ üst köşede yer alan 3 noktaya tıklıyorsunuz ve bu kişiyi daha az öner diyerek seçiminizi yaptığınızda artık iOS size şunu soruyor. Daha mı az önereyim ya da hiç mi önermeyeyim? Burada artık tercih size kalmış. Fotoğraflar uygulamasına gelen en güzel özelliklerden biri de artık seçtiğimiz fotoğrafı crop yaparken duvar kağıdı olarak bir seçeneğin de bizlere sunuluyor olması. Yani istediğiniz bir görseli tam olarak telefonunuzun duvar kağıdı ölçüsünde doğru oranlarda kırpabileceksiniz. Bu da en çok beğendiğim ve bu gibi düzenlemeleri sıklıkla telefonunda yapanlar için gerçekten çok pratik ve zaman kazandıran özellik olmuş diyebilirim. iOS 6 ile birlikte alarm kurma işi hem hızlanmış hem de kullanım açısından da güzel olmuş. Spotlight kısmına alarm yazdığınız zaman artık en iyi eşlenen kısmında alarm kur seçeneğiyle de karşılaşabiliyoruz. Üzerine tıkladığınızda ise Alarmınızı kurmanıza yarayacak arayüzümüz açılıyor ve bu şekilde de hızlıca alarmlarımızı kurabiliyoruz. Screenshot yani ekran görüntülerimize de bu sürümle birlikte artık isim verebiliyoruz. Ekran görüntümüzü aldıktan sonra sağ üst köşede yer alan paylaş butonuna basınca artık adını değiştirdiği bir seçenekle karşılaşıyoruz ve ekran görüntülerimizin konusunu direkt belirleyerek galerimize kayıt edebiliyoruz. Bu da bizlere aldığımız ekran görüntülerini arayıp bulmak için hem kolaylık hem de hız kazandırıyor arkadaşlar. Evet iOS 16 ile alakalı gözüme çarpan ve önemli gördüğüm tüm yeniliklerden elimden geldiği kadar sizlere bahsetmeye çalıştım. Yan tarafta çıkan Diğer sizler için önermiş olduğum videoları dilerseniz izleyebilir ya da ileriki dönemlerde bu tarz içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz ve tabii ki desteğinizi bana verebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.